Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Çok tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben pek televizyon seyredemedim. Sence ne tartışılıyor şu an? 23. dakikadaki kart pozisyonu ve penaltı pozisyonu. Şimdi bu pozisyon, ben de ilk böyle televizyona baktığım zaman olabilir 50-50 gördüm ama daha net inceleyince Avrupa'da her yerde böyle pozisyonlara verilmiyor. Hatta bu maçta da verilmedi. Şeyin Yusuf Sarı ile galiba o sayı koşuyordu omuz omuza. Sonra işte out çizgisini geçtikten sonra pozisyon bitti. Çok daha sert temas vardı. O da verilmedi. Şimdi öncelikle camiama sesleniyorum. Taraftarıma sesleniyorum. Sakin olun. Evet, burada yumruğu masaya vurun, asın, kesin, düdük astırın diyorsunuz. O konulara geleceğim. Ama sakin olun. Bu takım uzatmalarla beraber 80 dakika burada 10 kişi oynadı. Serinin son damlasına kadar savaştı. 85. dakikaya kadar da maç ortadaydı. Sonra ne olduysa oradan sonra oldu. Bir penaltı ki haklı penaltıydı o kısmı. Belki de tek doğru kararı oydu. Ama şimdi bu takımla gurur duyuyorum. Aşağıda çocukların yanından geliyorum. Hepsi çok öfkeli, hepsi çok kızgın. Niye öfkeli, niye kızgın? Aynı 30 milyon Fenerbahçe'nin niye kızgın olduğu da aynı sebep. Şimdi buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu. Maç Erol Bey de söyledi, 23. dakikadan sonra bambaşka bir yere seyretti. Bizim takımımız 11 kişiyle maçın ilk 23 dakikası, attığı goller, kaçırdığı goller, defanstaki duruşu, ofanstaki paslaşmaları, uyum içinde mücadele eden, savaşan, birbirine inanan, kendine inanan futbolcular olmuş bir kadro olarak çok iyi işler yaptı. Bu maç 11-11 bitseydi bizim burada mağlup ayrılmamız, hatta galip ayrılmamamız söz konusu değildi. Şimdi bundan söyleyeceğim sözler başlamadan önce, ben de öfkeliyim ama ben bu camianın başıyım. Kendimi de kontrol etmek durumundayım. Trabzon'u tebrik ediyorum. Ne olursa olsun 3 puan aldılar. 9. hafta itibariyle lider oldular. Ahmet Ağol'una da teşekkür ediyorum. Sıcak misafirliği, perverliği için. Ama kendisi de konuşmuş, ne demiş bilmiyorum. Onunla biz ve diğer başkanlarımız zaten hakem meclisiyle ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Onları zaten dile getiriyoruz. Ama bakın, bunu ilk Fenerbahçe şahsım arkadaşlarım dile getirmeye başladı. Bu müessesenin ne durumda olduğunu, ne kadar kokuşmuş olduğunu, çürümüş olduğunu, futbolda güven müessesesinin yerde olması, yerde olmasının marka değerini etkilemesi, marka değerinin bu kadar zayıfladığı bir ortamda yapılacak herhangi bir ihalede değerlerin düşmesi, sponsorluk değerlerinin düşmesi, her şey düşüyor. Ve buradaki en önemli hususlardan bir tanesi de Türkiye'de futbolda kazanmanın veya kaybetmenin, düşmenin veya şampiyon olmanın sadece sahada belirlenmediği nosyonunu her geçen gün daha da ağır basarak kabul gören bir norm haline gelmesi. Düşünebiliyor musunuz? Şu gördüğünüz olay, yani Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti artık bir norm olarak kabul edilmiyor. Yani kanıksamaya başlandı. Allah'tan son dönemde kulüpler bir ayaklandık. Bu böyle gitmeyecek, onu söyleyeyim. Bunu mücadelesini vereceğiz. Ben şahsen sevinçli olduğum konu, bu sistemin ne kadar garabet olduğunu artık ben değil sadece, benden daha yüksek sesle başkaları da söylüyorlar. Hakem atamaları, gözlemci puanlamaları, akraba ilişkileri. Bakın, federasyon başkanı değişiyor. MHK başkanları değişiyor. Kulüp başkanları değişiyor. Hocalar değişiyor. Futbolcular değişiyor. Ama bu arkadaşlar ne hikmetse değişmiyor. Ve bu iş her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bugün Mine'ye, Mince'ye verilen karttan sonra zaten oyun bütün seyri, gidişatı, her şey değişti. Fakat sadece bir pozisyonla hemen maç yorumlamak istemiyorum. Şöyle diyebilirsiniz, evet haksızca da attı, Altay'da gol yemeseydi diyebilirsiniz. Siz bir gol de atsınız diyebilirsiniz. Çok şey diyebilirsiniz ama buradaki esas olay, işin geneline bakıyorum, bütününe bakıyorum. Beni en çok rahatsız eden,
bunu tribünden görerek söylüyorum ama aşağı inip çocuklarla konuştuktan sonra daha net bir şekilde söylüyorum. Hakemin Fenerbahçe futbolcuları olan yaklaşımı, vücut lisanı, mimikleri, yani bir hakem mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi ya? Bu noktaya geldi iş. Bakın bizim oyuncularımıza olan kızgın, agresif tepkileriyle Trabzonspor oyuncuları daha sakinleştirici, daha anlayıcı, daha kucaklayıcı. Net, net belli. Yani ilkokul eden bir çocuk bile bunu görür. Dolayısıyla yani burada bir sıkıntı var. Bakın. Rize Galatasaray maçı. Haddime değil. Rize'den de Galatasaray'dan da üzülüyorum ama buna değinmek zorundayım. Bir örneği de vermek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor. Net. Faul. Yememesi gerekiyor. Galatasaray üçüncü golü atıyor. Net faul. 2-3 tane faul. Yani bunu ne Rize'ye karşı ne Galatasaray'a karşı vermiyor. Maçı 8 dakika uzatmış. Üstüne bir 4 dakika daha koyuyor. Arka arkaya 3 tane korner kullandırıyor. Orada Rize golü atsa Galatasaray camiası ayağa kalkacak. Yani bunlar kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Yani en objektif şekilde bakmaya çalışıyorum. Ali maç alan, üstüne basarak söylüyorum, şans alan değil, maç alan geçen sene bizden Konya maçını da almıştı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.